Kasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yürüyoruz dedik çıktık yollara. Geldik Muğla, Seydi Kemer, Eşen'e açık geçiverdik. Yolken de bir çoban gördük. Gülmet'te. Gülmet İki laf edelim dedik. Adı ne lan? Adım Ali Çankaya. Yakın Sağlam adam. Eee. Kaç koyun var? Var abi biraz. Allah bereket versin. Şimdi millet Çok... et yesin, süt yesin, yoğurt yesin, peynir yesin diye Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah ezandan evvel kalkıyorsun. Ezandan önce kalkıyorsun? Evet. Eee koyun gidiyorsun? Kendimi yiye biçin koyunumu bir aç gezen de diyorsun, kapa diyorsun, bir aç istirahat edin gene şimdi yayılıma götürüyorsun. Namazda bir yayıl diyorsun? Evet. Geliyorsun. Geliyorsun. Karnın nasıl doyuyor? Evet, koyunların karnı doyuyor. Evet, evet koyunların karnı doyuruyor, sonra kendi, kendi karnım, karnım doyuyor. Sonra biraz dinlendiriyorsun, tekrar çıkıyorsun. Evet. Akşama kadar. Akşama kadar. Yazın Yazın yaylaya gidiyoruz, yazın yaylayı biliyorsunuz. Ee, yaylada da aynı devam ediyor. Yani sürekli yaz, kış, evet. çobanın işi bu. Şimdi dile ağzı söylemez, koyun gidiyor. Su sıradını, acıktığını fark ediyor mu? Ediyor. Ya da gayrını doyup doymadığını biliyor mu? biliyor Nereden biliyor? doydum mu da zaten gezenlemeye başlar, istirahat etmek ister. Ben de bir ağaç gölgesini buldurup yattırıyorum. Evet. Evli mi bekar mı? Evlen. Maşallah çoğu çobana kız vermeyeler la. Sen gene bulmuşsun. <laughs> evet. Vallahi abi buldu ya ben. Hanım evet. pek şey değil. Bakma bu geçiyor. İyi benim. gözle bakma. Yok ya. Evet. Ne derim? Sözle geçme. Bütün yüksende mi? Aynen öyle. Vay be. Ağlanacak halin var mı? Fayda sormaz ağlasak. Evet mı? doğru Peki dert var mı bu oyunu giderken? Olmaz mı abi? Köylü köylülüğünü bilmeli, çoban çobanlığını bilmeli. Ben adamın telle çevrili bahçesine katıyorsan beni diyorsun. Ama yolun kenarından istimlak sınırlarından bile geçirmeye izin vermeyeler. Başkalarının arazisi bulunuyor boş. He. O da çoban ben de çobanım. Diyorum kardeşim mal acı ölmez. İnsanlar acından ölür. Biz birbirimiz olduğu müddetçe bir kimse bizi yenemez bu dünyayı götürmüş yok. Böyün varız, yarın yokuz yon. Kimisi yani şey yapıyor, nasıl diyeyim, karın darlığı mı oluyor? Bende olsun, sende olmasın. Ben de örnek teşkil ediyorum. Sende diyorum, 200 baş mal var. 200 kurbanlık beslesen, Gülmet köyüne yeter mi diyor. Yetmez diyor. Neyi yiyip de ulaşamıyoruz diyor. Sesten ver. Yani birbirimizi idare etmek zorundayız. Eskiden bir köyde 50 çoban olurdu. Otu herkese yeterdi, herkes geçinirdi. Şimdi 3-5 çobana oluyor. Şimdi Onlar çoban, yiyor. şimdi Ramazan abicim, çoban tek kalmak istiyor. Tek kaldığında nire satacak üretip de? E, yani insanlar çoğul olmadıktan kere ben üretmişim, karşıda kalıp yemettim sonra ben tek olsam ne olur? Evet. Çok olmam lazım. Geçişi de olsun, koyun da olsun, seracısı da olsun, tütüncüsü de olsun, hepsi olsun. Hepsi olsun. Evet. Peki koyun para diyor mu? Abi masrafına göre yetmiyor. Hı. Kesinlikle. Şimdi çiftçi ağlar çoban ağlıyor, tüketici ağlıyor, herkes ağlar ala. Aynen öyle. Herkes dertliye. Yani. Ya çoğu da bilmeyin ben koyun gidiyorum diyorlar. He, bu tek başına koyun gidiyor diyorlar. Ama çoğu affedersin ne diyen anasının emekli maaşına e. onuyla idare olup yan gelip yatıyor ama çobana göz dikiyor. Öyle mi? Ben de diyen siz de edinin siz de bakın e. siz de faydalanın diyorum ama anlayan ben yok. Diyorum, çoban çoğalsın. Evet çok Üreten çoğalsın. Çok olsun. Üreten yani olursa herkes et yer, süt yer, yoğurt yer. Hem he, yani et yer, süt yer, yoğurt yer. Insan birbirine bir muhtaçlık olur. birbirine saygıyı, sevgiyi öğrenir. Ama şimdi tek kişi ben diye yere. Tek tabanca olacağım diye adam. Herkes. Evet. Ben, ya tek ben, tabanca. Ben, ben ya tabanca da mermi olsa kullanmasını bilmeden gelen ne olur hmm. ki? Olmaz. Biz diyeceğiz. Evet. Hepimiz diyeceğiz. Hepimiz biz beraber olacağız. Evet. Köylüsü, çiftçisi, çobanı, her şeyi birbirini idare etmeli. Peki, e, gezenleyen hayvanın sütü, yoğurdum mu, iyi olur, eti yoksa takılıp duranı mı? Gezenleyen ki Evet. Ben şimdi kışın bunu kapattığımda 5-10 gün evet. tüyüsü karışıyor. Ama saldın mı rahat oluyor. Ben bunu istesem ben de akşam da salarım. Evet. Bak oyun nasıl yayılıyor? Ufak ufak yayılıyor. Evet. Acı olsa yol diye uğraşır. Ama istirahatlı iyi yani etinde şu anda bunu kessen şey olur. Ne adı? Yani rahatlık olur yani. Derizeciler ister e, tavuk, ister kuzu, ister koyun, ister geçi, ister sığır. Hangi hayvan etini yerseniz yiyin, gezenleyen hayvanın etini yerin. Doktora gittiğiniz zaman ne diyor size doktor? Sağlıklı olmanız için yürümeniz lazım, spor yapın diyor. İşte hayvan da aynı. Gezenen hayvan, e, yürüyen hayvan daha sağlıklı olur. Bir de bunlar e, daksan bir saman vereceğim, bir arpa vereceğim. Evet olmaz. Bir Ama samanla şimdi, bir arpa olmaz. Şimdi kaç çeşit Çeşit diye yersin, yani saymakla bitmesin diye yediği otun çeşidini. Yoncası var, sarıçya var, dil var. <laughs> ne kadar faydalı var. Evet. Ama Gelin bir de dağda vardı ya da şöyle bir kuyu suyu, gözü suyu içebilse var. Sularımız var ama vatandaş çobanı hor görüyor. Dibine kadar gözü muarı sürüyor, ekiyor. Çoban sulamasın. Tek ben iki sığır besleyen, iki sığırın sütünle de olmuyor. İlle koyun geç olacak dağda daşta. Bir çan zil sesi ötmeden geri. Dağda olmaz bu Oyun. dünyanın. Peki, e, e, koyunu çevirirken ne diyorsun? Yok sıttık çalıyorsun. De bakalım. Dur derken. Vos. Yürü derken. Hadi kızım. Bir vos diyen geliyor. De bakalım <laughs> be. Do. Bir vos. Bir kızım ha. Vos. Dur dur. Döndür. Evet. Koyunların anlayacağı bir dil vardı erzeciler. Bunu çobanlar keşfetmiş. Bu ülkede çobanlar yaşarsa Yörükler yaşarsa hayvanları da yaşar. Hayvanları da yaşarsa sizin karnınız doyar. İnsanlar da yaşar. Çobanın kıymetini bilin.